Abone gelmiş. Hadi diyelim bizde durum farklı zamanında zaten çok gördük bilmem kaçı cartujurtu da ee, yeni böyle abone kasan daha az izlenen yayıncılar için daha doğrusu izleyiciler için büyük fırsat destek olun yani olmak isteyenler. Şimdi eskiden bir abonelik yapıyordunuz bir, bir kişi abone oluyordunuz şimdi dört kişi olabiliyorsunuz. Abi Mito'ya 7000 geldi 30 dakikada. Oo maşallah maşallah. İyi Allah arttırsın. Güzel. Aka 2500 aldı. Ee, oğlum nasıl bir hesap kitabınız var sizin ya? Baksana liman 10 tane yollayıp yollayıp duruyor. Bitler geliyor. Geçmiş olsun kral demiş. teşekkür ederim. O kanatis prime prime prime. Burada 8.ler 11.ler. Bak Nusrettin Seyirli 3. ay. Dart 19. ay. Ya en azından seçeneğiniz oldu şimdi. Prime'le olmak isteyen Prime'le olacak. Normal olmak isteyen normal olacak. Neyse abi Selim Yavuz olarak geliyorum dur Sıkıntı yok kappa. Gelme sim oh, mixing yaparım. Her an polisi ötebileceğini düşünerek seni asla güvenmem. Aramızı almam. Yaktın lan Yavuz'u. Delikanlı gibi söylüyorum. Yaktın lan Yavuz'u. O da çok istekli değildir ama işte bir rol öyle götürmüş onu. Ee, karakterin de gelişiminden dolayı mıdır artık nedir öyle bir... Bence bu daha eğlenceli arkadaşlar yani böyle bir role girmiş al bir sürü rol çıktı. Şimdi takip etmeyenler Gikas'ın yayından ben oyuna girdim bir, bir saat bir buçuk saat oynadım. Bu kadar hızlı okuyacağını bilsem daha erkenden atardım abi demiş. Ya donate az geliyor ya net görebiliyorum orayı. Abone okuyor mu? Ha okuyorum. Ekrana verdim işte oğlum. Güzel rollerinize sağlık. Vallahi ben açıkçası delikanlı gibi söyleyeyim. Bir şekilde konuşmayı hayal etmiştim. Ee, ama OC olarak yorum yaparsam da yani nasıl nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum. Yani Yavuz karakterine Saruhan karakteri nasıl bir tepki vermeli? Hep söylüyorum. Bu işin içinde Soner Aydın 10 tane çakmış. Kesene bereket. Bu olayın içinde her şey oğlum ne oluyor ya? Divan Akbulut biz konuşamayacağız. Eyvallah eyvallah eyvallah. İhanetin affı yoktur. Ya şimdi diğerleri ihanet yüzünden birini mıhlıyorlar. Yavuz'un arkadaşı. Yavuz kendince korumaya çalışıyor. tabi ee, tabii onlar hedefi belirlemiş artık. Öldürüyorlar. Bu sefer Yavuz diyor ki bana ihanet edildi. Halbuki orada bir ihanet sayılmaz. Ondan sonracıma ee, Bizi yakmayalım ayağına bir de gitmiş. Galiba bizim telefonlar melefonlar ya göte geliyormuşuz hep beraber bütün deli bal zaten 7 binlik olacağız biz yakında herhalde. Daha yeni başladı bize yok mu be oğlum adamlar yolluyordur sakin. Bizim abone chat bitti abone chat'i unutun. Bugünden sonra abone chat diye bir şey yok plap chat açık olacak herhalde. Chat'i okuyamıyorum ki. Subjet GG. <laughs> şu an eski sablar trigger böyle. <laughs> Daha doğrusu moderatörlere üzülüyorum şu an. Çünkü bu, bu, bu arkadaşların içinde e, şeyler de olacak. Söyle adını. Toksikler de olacak. Ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim tek tek abone olduğunuz için. Best Prime bir Ekrem İmamoğlu'na bir ay aboneliği yollamış. <laughs> Başkanım hoş geldiniz ya. Hestada Prime'la abone olmuş. Ee, akıyor işte. Selamlar abi seni çok seviyorum. Joker Discord ben vermişim nereden bilmiyorum falan demiş. Ekrem İmamoğlu düşsene RP'ye soruyormuş. Sarufan. Çete geliyormuş böyle. <laughs> ya Tukan kardeşim. Sıktı şu oyun ya Saru geçin. <laughs> Nasıl izlediniz mi yayınları falan? Ben çok takip edememiştim ama <laughs> çok takip edemedim ama birçok kişi yayınlara katılmış bir sürü şey olmuş. Bir sürü eleştiriler var. Bir kesim aşırı sinir oluyor. Twitch'in şeye dönmesinden, siyaset içeriğine dönmesinden. Bir kesim e, öyle ya da böyle diyor. Sonuçta gençlere hitap ediyorlar ve bunu düşünüyorlar diyor. Çok ciddi bir e, savaş. Drop mu? No. No. Evet bir küçük drop girmiş, 889 atlanan kare. Dert değil internet değiştiririz ya. Bu tarz böyle bir kavgalar görüyorum. Ee, sıkıntılar görüyorum. Kimisi hiç umurunda değil. Falan kafasında. Kim nereye meraklıysa orayla ilgili yorum yapıyor tabii. Çıtır dropçuk tamam geçti ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi, oğlum hiç okuyamıyorum lan. Bir slow'u arttır. <laughs> ne yapacağız bizimle ya? Ben mesela abone değildim. Yayınlarda yazma gereği duymadın izliyorum ve hoşuma gidiyor. Buraya seni izlemeye geliyorum. Şu an abone oldum. Bunu da destek olarak abone olmak istedim. He abone oldum diye yine de yazmak... Yani seviliyorsun her zaman. Enes'cim teşekkür ederim. Kaç oldu Bilmiyorum. Dur ya sayaç mı koyalım oğlum ya? Bırak abone olmak isteyen olsun işte. Abi baba oluyorum söylemek için bekliyordum kaç gündür. Geçmiş olsun bu arada. Gökhan'cığım Allah analı babalı büyüsün kardeşim. Vatana millete hayırlı olsun çocuğun. Umarım hayırlı bir evlat yetiştirirsin. Şansı bol olsun. Sağlıklı olsun. Erol tecrübesizliğime gittim abi. Devamlı o zaten çok zora girecekti. En iyisi bu oldu. Şimdi ben sana bir yorum yapayım. Bunu off stream'de de söyledim. Ee, snitch rollerine girmek göt ister girmişsin snitch rolüne giren bir karakter aslında ck'lanmış bir karakterdir benim gözümde illegal açısından bunu seninle konuştuk zaten ee, tecrübe ettin en azından bundan sonra daha hani farklı planlar yapabilirsin karakterin hakkında hani karakter açacak mısın ya da ne yapacaksın bilmiyorum ama sen şu an bir şekilde ölmeseydin ben öldürmeseydim zaten yüksek ihtimal çaşalar öldürecekti çünkü ck puanı otomatik eksi birle başlıyor. Ve bundan sonra illegal role girmem mümkün değil. E yaşanamazdı, olmazdı. Illegal rollere giremezdin daha fazla. Çünkü hep adın e polisle işbirliği yapmış kişi olarak anılacaktı. Ben böyle biraz OSI'den düşündüm. Ulan dedim acaba koruyabilir miyiz ama bizim yaptığımız role çok aykırı. Bize çok ders. Ondan sonra işte bir takım politikalar var, bir takım raconlar var falan diyoruz ya yaptığımız rolle. O yüzden iş boka sarıyordu. Açıkça söyleyeyim kendin öldürerek ya intihar ederek birazcık beni o dertten kurtardın. Yalan yok. Ee, kendi karakterin içinde yani gelişim açısından da bence iyi bir şey yaptın. Zevk alamayabilirdim bundan sonra. Çünkü hep o çıkacaktı karşına yani. Sen sabaha kadar da kendini affettirmeye çalışsan hep millet sana e, güvenmeyecekti. Hep böyle bir, bir adım uzaktan yaklaşacaktı. İşte çevredeki insanlar. Arkadaşlar bakın. Teoride teoride değil aslında gerçekte Yavuz karakteri Saruhan'ı veya ekibini satmadı. Bunu anlamayanlar var. Gidip de şu an somut bir şekilde bilmiyorum PD'de belki anlatmıştır amına koyayım ama net bir şekilde gidip Saruhanlar bunu bunu yaptı bunu bunu öldürdü demedi. Benim kulağıma gelmedi. Dolaylı yoldan bizi göte attı. Yani ucundan kendi yaptığı bir planla bizi yaktı aslında. Şöyle yaktı işte ekibimizden biri polisle işbirliği yapan bir adama dönüştü kendi sebep yani kendi doğruları e, doğrultusunda kendi doğruları gerekçesiyle böyle bir role girdi. E Doğal olarak da götte patladı yani. Yavuz karakteri orada zaten bizde olan bağını koparıyor aslında. ama uzaktan uzaktan bir şey